Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere KPSS coğrafya ön lisans soruları ve cevaplarını vereceğim. Buna geçmeden önce arkadaşlar siz bu soruların hani eksik olanlarını ve ya da yanlış olduğunu düşündüğünüz soruları yorum kısmında tartışmanızı istiyorum arkadaşlar kendi aranızda. Siz bunu kendi aranızda tartışarak da bir bilgi yapabilirsiniz. Orada bir beyin fırtınası yapabilirsiniz. Artı yeter arkadaşlar. Sağ üst köşede kartlar kısmında tarih, anayasa, güncel, matematik ve Türkçenin videolarını daha önce çekmiştim. Bunun hepsi sağ üst köşede kartlar kısmında olacak. İlk tuşuna basaraktan onların videosunu erişebilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Sizden tek ricamız kanalımıza abone olmanız ve bize destekleriniz. Desteğiniz bizim için çok önemli. Biz sizin için bunu bu kadar araştırırken sizin de yapmanız tek gereken şey hani izlediğiniz yerden oturup yattığınız izlediğiniz yerden kanalımıza abone olmayı ve video beğenmeniz. Yani desteğiniz bizim için çok önemli. Bu yüzden yani bize desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi siz bunu yorum kısmında tartışın arkadaşlar kendi aranızda. Eksik olduğunuz soru ya da hatalı gördüğünüz soru varsa yine yorum kısmında belirtin arkadaşlar. Kendi aranızda bir beyin fırtınası yapın, bir bilgi alışverişi yapın arkadaşlar. Özellikle sınavın nasıl geçtiği konusunda bir kendi aranızda biraz tartışın. Orada bir beyin fırtınası yapalım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de kayıt tiplerinde bulunmayan kayıt tipi fiyord olacaktı. Şimdi arkadaşlar bunun Haliç kayıt tipi diyen arkadaşlarımız da var. Şimdi bu sorunun iptal olma ihtimali var arkadaşlar. Çünkü Haliç'te yok, fiyord da yok. Bu yüzden iki cevap olduğuna göre yani sorunun iptal olma ihtimali var arkadaşlar. Bu sorunun nasıl ne bir şekil alacağını ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından yapılacak açıklamadan sonra belli olacak arkadaşlar. Ama neticesinde Haliç diyen arkadaşlarımız da var, fiyord diyen arkadaşlarımız da var. İlerleyen günlerde bu konu belli olacaktır. Jeotermalinin yaygınlığı Denizli olacaktır arkadaşlar. Dam ve koy hayvancılık, Elazığ Alacakaya, Krom, Doğu Karadeniz'deki proje olmayan il Sinop, İğne Yapraklı Ormanlar, Rize, göç sebepleri, iklim ve sanayi, nehir sorusu, Sakarya, Kızılırmak, Göksu, göreceli konum batıdan doğuya artması yükselten, yani dağların yükselteni diyelim. Tekrar ediyorum. Göreceli konum batıdan doğuya doğru artması, nehir sorusu, Sakarya, Kızılırmak, Göksu, göç sebepleri iklim sanayi, iğne yapraklı ormanlar Rize, Doğu Karadeniz'de projesinde olmayan il Sinop, Elazığ Alacakaya, Krom, Dam ve Koy hayvancılık, jeotermalin yaygınlığı Denizli, Türkiye'de kayıt tipi bulunmayan kayıt tipi, fiyord kayıt tipi olacak arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Yani kısa ve öz bulduğumuz soru sayısı zaten 2, 4, 6, 8, 9 tane bulduk. Geri kalanını siz 9 tanesinde kendiniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Özellikle öncülü sorular var arkadaşlar. Onları pek bulamadık. Yani siz öncülü soruları hatırlıyorsanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Dediğim gibi bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Biz bilgi geldikçe, soru bilgisi geldikçe, netlik kazandıkça size videolar atmaya devam edeceğiz. Ve sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Benim buradaki tek niyetim hepinizi bilgilendirmek, hepinizin girdiğiniz sınavın sonucunun gerçek cevaplarını öğrenmek. Ama neticesinde şu fiyord tipinin kıyısının ve Haliç kıyısının sorusu hala tartışma konusu. Özellikle Twitter'da bayağı bir gündem oldu. Hani iptal olma ihtimali olan sorulardan biri. İptal olup olmayacağı ilerleyen günlerde belli olacaktır. Ben bunun konuda ilgili bir video atarım. Haberdar veririm. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmanız ve video beğenmeniz. Bu coğrafyadan önce tarih, anayasa, güncel, matematik ve Türkçenin çıkmış sorularına atık arkadaşlar bugün çıkan soruları. Bunun hepsi sağ üst köşede kartlar kısmında mevcut. Kanalımıza abone olup video beğenirseniz sevinirim. Takipte kalmanız dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.